Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da Filistinli cemaate yapılan acımasız saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz. İsrail polisi ve fanatik Yahudiler Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da camiden çıkan Müslümanlara şiddet uygulayıp saldırmışlardır. Şiddette sınır tanımayan işgalci terörist yapı yine 7 Mayıs'ta Harem-i Şerif'te ibadet eden kadın, yaşlı, çocuk 200'den fazla Filistin vatandaşını yaraladı ve kan akıttı. Bu saldırıyı gerçekleştiren işgalci terörist yapı İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığını bir kere daha açıkça ortaya koymuştur. Dünya kamuoyu Siyonist İsrail'in yeni bir zulmüne daha şahit olmuştur. İşgalci ve terörist İsrail'in bu saldırısının provokatif bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Bu saldırı Filistinlileri yerlerinden etme politikalarının bir parçasıdır ve İsrail'in nihai hedefi o topraklarda hiçbir Müslüman bırakmamaktır. İşgal politikasında Müslümanların yaşadığı bölgelerde kendi konutlarını inşa ederek Müslümanları oradan çıkarıp Yahudi işgalcileri yerleştirmek amaçlanmaktadır. Müslümanları ablukaya alarak insan haklarını ihlal etmektedirler. Siyonist İsrail Filistin devletinin ve toplumunun varlığını hiçe saymakta ve sistematik olarak işgal ve soykırım suçları işlemektedir. Filistinlilere karşı uygulanan ambargo, günlük yaşamlarını engelleme girişimleri, evlerini terk etmeye zorlayan politikalar ve Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma planları asla kabul edilemez. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Bu hukuksuz işgalci politikaları ve saldırıları nefretle kınıyoruz. Filistinli sivillerin yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal sona erdirilmelidir. Bu vesileyle yaralanan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan şifalar diliyoruz. Dünya devletlerinin çağrılarına kulak tıkayan, Birleşmiş Milletler kararlarını tanımayan Siyonist İsrail'in İslam düşmanlığı ve Filistin'deki zulmü elbet bir gün son bulacaktır. Şimdi bizlere düşen görev ilk kıblemizi işgale karşı savunmak ve kardeşlik şuuruyla Filistinli Müslümanların yanında yer almaktır. Uluslararası toplumu din ve ibadet hürriyetine yönelik bu alçak saldırıya güçlü bir tepki vermeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili almış olduğu kararları uygulamaya ve güçlü bir tavır koymaya çağırıyoruz. İsrail zulmünü görmeyen kör vicdanlara rağmen Filistinli kardeşlerimizin onurlu direnişi ve İslam dünyasının birliği ile başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulacağına inancımız tamdır. Asla unutulmamalıdır ki Kudüs Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa da tüm Müslümanların kutsal mabedidir ve bu böyle kalacaktır. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Öldürme, yaralama, işkence ve her türlü tecavüze rağmen inançlarından, Filistin'den ve Mescid-i Aksa'dan taviz vermeyen şerefli Filistinli kardeşlerimizi Türkiye'li Müslümanlar olarak selamlıyoruz. Filistinliler yalnız değildir. Türkiye Filistin'i, Filistinlileri ve Mescid-i Aksa'yı asla yardımsız bırakmayacaktır. Filistin bizim manevi vatanımızdır.
Burada İslam devletlerine de bir çift sözümüz var. İşgalci ve terörist İsrail ile ilişkilerde hiçbir zaman ve şekilde normalleşmenin olamayacağını İslam ülkelerinin liderleri görmeli. Yahudileri ve işgalci terörist İsrail'i lanetlerken yaptıklarına aslında cesaret ve en büyük desteği veren kendilerine Müslüman diyen ülkeleri de şiddetle kınıyoruz. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları olarak İsrail'in zulmüne, insan hakları tecavüzlerine, Filistin'i işgaline ve Mescid-i Aksa'yı ele geçirme planlarına karşı milletimizle birlikte daima karşı duracağımızı, tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizi ve direnişlerini destekleyip yanlarında olacağımızı, Siyonist İsrail'i lanetlediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Değerli sivil toplum kuruluşların başkanları, kıymetli heyet, inancımız odur ki zulüm hiçbir zaman ilelebet devam etmez ve etmeyecektir. İnşallah bu zulüm en kısa zamanda yok olacaktır. Tabii ki şu içinde bulunduğumuz bu mübarek günlerde, bundan 50-60 yıl evvel tek bir Filistin devleti varken, İsrail'in mesafesi okunmazken, İsrail diye bir şey yokken, bugün maalesef ve maalesef işgaldi İsrail, %80 toprakları işgal etmiş, ancak %20 kadar bir yerde Filistinli kardeşlerimiz kalmaktadır. Ona bile tahammül edememektedir. %80 toprakları işgal eden Filistin hala zulme devam etmektedir. Zulmünü öylesine ilerletmiş ki artık bizim inananların, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya kadar saldıracak duruma gelmiştir. Bu zulmün bir an evvel yok olmasını ve dünyadaki insan haklarının göreve davet ediyoruz. Dünya insan hakları bunu görmüyor mu? Görevleri niye yerine getirmiyor? Bilinsin ki bizler Türkiye'li Müslümanlar olarak dünyanın her yerinde nerede bir Müslüman yaşıyorsa o Müslüman bizim kardeşimizdir, derdi derdimizdir, sancı sancımızdır. Bu kardeşlerimizle her zaman beraberiz ve her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizim için tabii ki Filistin'in ayrı bir önemi daha var. Önemlidir, bahsettiğim gibi ilk kıblemizdir. Yani Mescid-i Aksa'dır. O Mescid-i Aksa ki Aksal, ey kıble-i ulemen, Aksal, ey kıble-i cudemen, Aksal, ey kıble-i şuramen, hem mezhebima, hem mektebima, din-i Muhammed, peygamberima. Bu duygularla bu zulmün yok olmasını, bir an evvel İsrail zulmünün son bulması temenni ediyor, bütün duyarlı insanlara bu konuyla ilgili tebrik ediyor ve duyarlılıklarını hissettirmelerini her yerde bir uzmumuzun, nasıl ki biz bir uzmumuz sancıdığı zaman bizim canımız oradaysa, şu anda canımız Filistin'de, şu anda canımız Kudüs'te, şu anda canımız Mescid-i Aksa'da, canımız orada atıyor, kalbimiz orada atıyor. Ya Rab, kalbimizin sesine sen mağdur etme ya Rabbi. Dualarımızı sen kabul etmemezlik yapma ya Rabbi. Oradaki zulümü kahrumar eyle ya Rabbi. Yok eyle ya Rabbi. Bu duygularla her bir saygılar sunuyorum. Bütün Sakarya hemşehrilerimizin bu duyarlı davranışlarından dolayı hepsini birer birer tebrik ediyor. Tekrar Ramazanımızın ve yaklaşan bayramımızın hayırlı olması temenni ediyor. Her birinize hürmetler ve selamlar arz ediyorum.